taraftan. Azize. Tevfik. Olanlardan malumatın var mı? Tabii ki var. Silahları yerine teslim ettim. Demek öyle. Muzaffer oldunuz yani. Aynen. Lakin durumlar biraz değişti. O yüzden haber vermek istedim. Başlarında ben olmadan direnemeyeceklerini söylediler. Dirayetli, kudretli bir kumandana ihtiyaçları varmış. Vaziyetin ıslahı için burada kalıp savaşacağım Azize. Yani bir müddet daha İzmir'deyim. Ama eğer istersen seni ve aileni emniyetli bir yere gönderebilirim. Yok. Ben burada size, askerlerimize destek olmak istiyorum. Sen gurur duyulacak bir kadınsın Azize. Bu toprakların senin gibi cesur kadınları olduğu sürece bu vatan nasıl kurtulmaz? İnşallah Tevfik, inşallah. Cevdet vurulmuş burada mı? Evet, burada koğuşta. Ama vaziyeti iyi, merak edilecek bir şey yok. Talihliymişsin. Kurşun sıyırmış. İki şey yaralar insana der Mevlana. Dostundan gelen ihanet ve düşmanından gelen merhamet. Ne güzel söylemiş. Düşmanıma geçmiş olsun ziyaret yapacağım hiç aklıma gelmezdi. Lakin eski dost düşman olmuyormuş işte. Silahları buldum demiştin. Nasıl oldu bu hezimet pek anlamadım. Buldum. Buldum lakin ele geçiremedim. Belki onlar senin aradığın silahları bulmuşlardır. Olamaz mı? Onlar. Bunu senin daha iyi bilmen icap etmez mi Tevfik? Sen onların bir olayı değil misin? Ben de hiçbir malumat yok. Olsa söylerdim, bilirsin. Vatana ihanetin illa bir bedeli oluyor değil mi Tevfik? Haklısın. Sen de ailenle ödemedin mi bu bedeli? Sen de haklısın. Peki ya silahlar sende olsaydı? Şayet bu topraklar için bir ihtimal, bir umut olsaydı savaşırdım Cevdet. Ne yazık ki yok diyorsun yani. Var mı? Burasını Allah bilir. Hadi sen istirahat et. Bir arzun varsa gönderteyim. Sağlığına duacıyım. Ben de. Ben de.